Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin aleyhi ve sahbihi ve sellem ecmain. Kenzül İrfan Şerif hadis kitabından ilmin faziletiyle ilgili hadislere devam ediyoruz. Suyuti'den Peygamberimiz buyuruyor ki, her bir şeyin ulaşılacak bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. İlmin teşviki ile ilgili hadis-i şeriftir. Allah-u Teala Hazretleri peygamberleri ümmetlerinin ışığı olarak yollamıştır. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem efendim ise güneş gibidir. Diğer peygamberlerle ilgili kıssaları bize ibret olarak anlatmışlardır. Her bir ifadeleri sünnettir. Rabbimizin ilmiyle bize aktarmışlardır. Bir kişi ilmi tercih ediyorsa ve ciddi olarak çalışıyorsa Allah-u Teala ona mal ve mülk de verecektir. Bu mal o kişinin hayrına olacaktır. İlmi tercih etmeden mal ve mülk sahibi olmak için helal haram hassasiyeti gözetmeden çalışanları ise o mal perişan etmiş, yormuştur. İlmi tercih eden kişi aynı zamanda hünerli ve akıllıdır. Cenab-ı Hak kendisini yakın olarak yaşayanlara bu türlü güzellikleri verir. İcat sahipleri de mutlaka Allah ve Resulüne yakın olan kimselerdir ki onlara Rabbimiz bu aklı sunmuş ve icatları yaptırmıştır. Aklını ancak Allah ve Resulünü memnun etme yolunda kullananlar, İlmi tercih edip Allah'a ve Resulullah'a muhabbet duyanlar cennete girecektir. İşte bu kimseler hakiki akıl sahipleridir. Parasını ve imkanlarını Cenab-ı Hakk'ı memnun etme yolunda kullananların başına felaket gelmez. İlmin yolu cennet yoludur. Sohbetleri ve ilmi eserleri takip etmeli, Allah ve Resulünü tanıtıp sevdirecek kitaplar tercih edilmelidir. Böylece cennete aydınlık ve nurlu bir yoldan gidilecektir. Rabbimiz bizleri de ilim sahiplerinden eylesin inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i şerif, Tirmizi'den, İbn-i Mace'den, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ilim müminin kaybolmuş yani yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır. Bu ifade, kişinin son derece zaruri ihtiyacı olduğu bir malını kaybedince bulur bulmaz hemen sahip çıkmasını anlatır. Burada ilim bizim için en az zaruri ihtiyaçtır. İki dünya saadeti ancak sağlam bir ilim ve neticesinde ihlaslı amellerle kazanılır. İçimizde ilme bir aşkımızın olması ve bu aşkın artması için Allah-u Teala'ya dua etmemiz lazımdır. Bu dua yalvarıcısına olmalıdır ve bu aşk verilince de bir maşukun aşkını arayıp bulması gibi ilmi arar buluruz. Yaşımız ne olursa olsun ilmi bulmak için çabalar ve bulunca da alırız. Bu ilimle de ahiret ekimimizi yapar. Yani Allah ve Resulüne ait bilgileri öğrenir, hayatımıza tatbik ederiz. Dünyayı tercih edene ise dünyalık kazanacak ilim verilir ama ahiretten nasibi kesilmiştir. Bu kişi de ahiret azabına düçar edilir. Rabbimiz bize ilim aşkını vererek ahiretimizi kurtaracak ameller işlemeyi nasip etsin inşallah. İlim aşkı bir kimseye verilirse alimler ve kitapları sevilir. Bir kitap okunurken notlar alınır ve o notlar daha sonra tetkik edilir. İlim talibi rahmete talip olmuştur. Bu İslam'ın temelidir. Bu kimsenin ecri nebilerle verilecektir. Ya Rabbi bana ilmin aşkını nasıl ihsan et diye her zaman dua etmeliyiz. Cenab-ı Hak ilmi talep edene dünyalıklara da dilediklerini ihsan eder. İnsan bu nedenle her an okumanın ve öğrenmenin talibi olmalıdır. Çünkü ilme çok büyük teşvikler ve mükafatlar vardır. Cennetin yolu ilimden geçer. Bu ifade Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesidir. Onun her bir sözü vahye müstenittir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla söylenmiştir. Rabbimiz bizlere faydalı ilim aşkı versin inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i şerifte yine ilimle ilgili Ebu Naim'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ilim bir hazinedir. Anahtarı sualdir. İnsanlar da dünya ile ilgili hazinelere karşı büyük bir aşk var. Bu aşk bir kelimeyle ifade edilir, dünya. Dünya tatlıdır, nefse hoş gelir. Dünya tatlı ve caziptir buyuruluyor. Dünya Allah Teala'nın arzu istikametinde kullanılırsa cennete, nefsi arzuları tatmin istikametinde kullanılırsa cehenneme götürür. Her insanın ömrü bu mücadele içinde geçer. Nefsin ıslahı içinde istiğfar, tevhid ve salavat-ı şerife temrin edilir. İlim, insanın ahirete yönlenmesini temin eder. İlim sohbetleri birer hazinedir. Rabbimiz aşkımızı arttırsın diye de duaya devam edelim inşallah.
İlim aşkı artınca dünya muhabbeti azalır. Kalbe Allah ve Resulullah muhabbeti dolar. Çalışmalarımız insanlar hizmet için olmalıdır. İlim hazinesinin anahtarı da güzel sualdir. Güzel sualde ancak öğrenme aşkı varsa sorulur. Duaya devam edersek aşkımız artar ve her bir olaydan ibret alarak Allah Teala'nın azametini düşünürüz. Bu da anahtardır. Aşk ise ancak tefekkür ile artar. Tefekkür de Rabbimize olan muhabbetimizi artırır. Cenab-ı Hak tefekkürümüzü ve aşkımızı artırsın inşallah. Amin, amin. İlim öğrenmekle ilgili hadis-i şerif Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Nesai'den, İbn-i Mace'den. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, dini ilimleri öğrendikten sonra din kardeşlerine öğretmek sadakanın eftalidir. Yani sadakanın en faziletlisidir. İlim Allah Resulüne ait bilgilerdir. İlmi başkalarına aktarıp öğrenmekle ancak o ilmin sahibi olunabilir. O zaman bu ilim bizim hakiki malımız haline gelecektir. Bundan sonra da tatbik edip yaşamak başlar. Öğretmek çok mühimdir. Öğrenilenin en az 5 ayrı yerde anlatılıp aktarılması lazımdır ki bizim malımız haline gelsin. Boş evde yüksek sesle anlatılması bile fayda verecektir ki akılda kalsın. Buradaki irade-i peygamberi yani peygamberimizin muradı Allah ve Resulüne ait bilgilerdir. Fakat diğer ilimlerde bu hadis-i şerifin sınırına girer. İlim öğrenmek zordur ve talibi de azdır. Nefsin de hoşuna gitmez. Malayani konuşulan yerlerin talibi ise çoktur. Nefsin hoşuna giden şeylerin arkasında cehennem, nefsin hoşuna gitmeyen şeylerin arkasında da cennet vardır buyuruyor Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bugün talibi ilim olanlar azalmış, okutan da okumak isteyen de kalmamıştır. Dünya muhabbeti arttığı için ilim meclislerine rağbet de, ilim meclisleri de azalmıştır. Televizyon ve internetin olumsuz etkilerinden biri de budur. Onları olumlu yönde kullanmamız şarttır. Bu sohbetlerimiz birer ilim meclisidir. Mal harcamakla azalır, ilim harcamakla çoğalır, ilim hakim, mal ise mahkumdur buyuruyor Hazreti Ali Keremallahu Veçe. Alimlere hürmet etmek idarecileri ve milletleri yüceltir. Ecdadımız alimlere hürmetle yüceldi ve dünyaya hükmetti. Rabbimiz ilim meclislerine devam ederek öğrendiklerimizi din kardeşlerimize öğretip sadakanın en faziletlisini verebilmeyi nasip etsin inşallah. Amin, amin.